Şimdi Ruşan abi bir asker çocuğu olarak konuştu. Ben de bir asker çocuğu olarak zat hallerine mukabele edeyim. Evet çok haklı eleştirileri, tespitleri var. Katıldığım noktalar var. Ve ifade ettiği hususlarda öncelikle bir havalimanının stratejik ehemmiyeti. Kendileri buyurdular susurluk dedi. Ben de Yalava'yla mukabele ettim. Ben de küçükken babama sorardım neden bu Yalava yolu geniş? Oğlum bir harp halinde buraya uçak indirmek için derdi. Ve o asfalt çok değerli çok farklı renk bir asfalttan müteşekkildi. Dolayısıyla bu havalimanındaki pistlerin yıkılması noktasında bir çekinciyi ben de koyuyorum. Tıpkı bugün Sayın Murat Kurum'un, Çevre Şehircilik Bakanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi burada iki pist var dedi. Ben de bir Ataköylüyüm. Özellikle de bölgeyi iyi biliyorum. Kuzey, güney ve doğu batı pistleri var dedi. Bilhassa doğu batı pistini asla yıkmayacağız. Bunu muhafaza edeceğiz. Bir stratejik e, e, anlamda kullanabilmek için keza e, ansızın bir toplanma alanı olarak kullandığımızda da buradaki pistlerden istifade edebilmek adına dedi. Diğer pistle ilgili bir çekinceleri varmış. Onu da şöyle açıklıyor Sayın Bakanlık. diğer Havalimanı yeni İstanbul Havalimanı'yla bir tenakuz, bir çakışma olabiliyor dedi. Bunu da inceliyoruz dedi. E, Aklı selimle hareket ediyoruz dedi. Motomot e, tırnak içinde vandal bir bakış açısıyla değil, yapıcı Tıpkı kıymetli Ruşen Üstad'ın da ifade ettiği gibi tüm toplumun katmanlarına, milletin katmanlarına müstefit olabilecek noktada dedi. Şimdi ismini koyalım, hemen ön alalım. Atatürk Millet Bahçesi diyelim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı oraya bir nakşedilsin. Bizde haddimiz olmadan milletin bir ses... Olmalı nokta. Bence olmaz. Olmalı Yapmadılar nokta. Ya. Bakın ya Ruşen abi biz buradan isteyelim talepkar olalım mücadele devlete. Her şeyin Bak, adını seriyorlar. bakın aklı selim dediniz, aklı ha. salim dediniz. Ben de sizin ben gibi, ben değerli, sizin, de, sizin gibi değerli bir büyüğümün önünde ben de edebi kelamla... Yok, yok at, seniz bölmek anlamında söylemiyorum ama... Bir anda tabii çok şey... İçim Atatürk, acıyor da yap. Benim de ya. acıyor abi. Atatürk, Atatürk, Atatürk ismini koymuyorlar. Yani. E, AKM de yıkılıyordu. Atatürk Kültür Merkezi olarak ya açtılar. Işte, hani Demek ki koyabiliyorlar ama, abi. Tüm statlardaki ismini kaldırdılar. Kaldırmasınlar, geri koysunlar kaldırır. abi. TC ismi de kalkmasın. Evet, Türkiye evet, Cumhuriyeti evet. olarak. T nokta, C nokta olarak da değil. Açık olarak. Türkiye Cumhuriyeti <laughs> olarak yazsınlar. Atatürk Millet Bahçesi de... Bizim devlet büyüklerimizden niyazımızdır, talebimizdir... İsmi hayırlı olsun diyelim. Şimdi bir diğer hususat. Londra'da 3 tane havalimanı var. Gatwick, Stansted, Heathrow. Niye 3 tane var? Elin İngilizi bunu biliyor. Yani bizde bir Sabıya Gökçen köyü var. Ee, şey, o tane. çok daha simple. Çok, çok küçük. İniyorlar. Yani. Ben indim çok yani, küçük. yani oraya. Çok küçük. Yok. Şimdi bizde Kurtköy var. Bizde İstanbul Havalimanı var. Nedenle ehem olduğunu gördük. Yani bundan 20 yıl önce biz orada affedersiniz inekler otluyor. Niye burayı yaptınız diyen bir ismini zikretmeyelim ana muhalefet partimizin de lideri vardı ama bugün oranın bile talebe imkan vermediğini gördük. Dolayısıyla iki pisti de korusunlar doğru diyor Ruşen abi. Millete hıfsetsinler. hiçbir şekil ve de surette yine buradan ifade edelim bir hukukçu olarak. Kıymetli hocam da Yeşilköy bölgesinde benim de Florida ofisim var. Kat irtifakı olarak da hiçbir şekilde yeni bir kat 3-4-5 gibi farklı nizamlara giden zaviyelerde bir yeni emsal gelmez. 2013 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sayın Fatih Altaylı HaberTürk'te çıkıyor diyor ki ben burayı Millet Bahçesi yapacağım. Sayın Altaylı da Türkiye'nin önemli kalemlerinden, habercilerinden biz sizin bu sözünüzü aldık, başımızın üstüne koyduk diyor. Tıpkı 2018 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim projemizdi. Telefonlarımızı dinledikleri için çaldılar. Bu şekilde kullanmaları ne güzel olur dediği gibi CNN Türk'te. Şimdi aslında haklı Selim Kıymetli Aytu Hocam da geldi. Saygı görmeye tarz ediyorum. Evet. Aklı Aytu Bey hoş geldiniz. Her türlü, biraz... her türlü, tartışmadan, her türlü partisel bakış açısından ve siyasi mefküreden uzak. 85 milyonun ne güzel ifade etti Ruşen abi. En azından belli bazı noktalarda üzerinde ittifak edebileceği hususattan olmalı. Nedir? Atatürk adı. Nedir? Millet bahçesi. Nedir? Buranın hıfsedilmesi, korunması domat mod şekilde pistleri yıkalım girelim iş makineleriyle asla böyle bir şey kabul etmiyoruz. Nitekim Sayın Bakan da bugün yapmış olduğu açıklamalarda değerli büyüğüm Ruşen abinin de ifadelerini evet. burada e, paralel yönde e, savundu. Şimdi şunu da bitireyim. Acaba burada neden Sayın Kaftancıoğlu bir açıklama yapma gereği duydu? Ben onu da aldım buraya getirdim. E, bu şekilde Sayın e, Canan Hanım bir Havalimanı önünde 500-600 kişilikte bir kalabalıkla bir açıklama yaptı. Dedi ki biz burayı yıktırmayacağız. Peki acaba murat edilen yalnız ve sadece bir Atatürk Havalimanı önünde bir eylem koymak mıydı? Yoksa altını çizerek söylüyorum. Zatenizm programlarında da hep TNİ ile sağduyuyla yaklaşıyorsunuz. Çok önemsiyorum. Yeni bir kalkışma, yeni bir toplumu hareketlendirme, yeni bir elektriklendirme, kutuplaşma yaratmak mıydı? Çok şükür. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aklı Selim e, e, büyüklerimiz burada ciddi bir duruş gösterdiler. Ve kendi genel başkanlarının da projeleri olan 2018'deki projelerine uygun surette bu hadiseyi daha da alevlendirmeden... Kıymetli büyüğüm de burada Aytu abi muhakkak kendisi de kelam edecektir bu konuda. O hadiseyi teenniyle Aklı Selim'le ve tüm partiler üstü supravalör bir değer olarak kabul edip evet. burayı millete özgülemek, Atatürk ismine özgülemek ve mevcut pisleri de korumak kaydıyla bir çözüm noktasına evrileceğimizi düşünüyorum saygı görme arz ediyorum. Peki Aytu Bey hoş geldiniz hoş yolda olduk. dinleyebildiniz mi evet, bilmiyorum dinledim, ama dinledim başından. Ee, beri, malum tabii ki. E, havalimanı tartışması evet. aslında birçok günüyle tartışılması gerekiyor. Rusya Bey dedi ki bunu uzmanların konuşulması gerekir ama konu işte fasulye neden pişmedi diye sorsak yarısı başka türlü <laughs> düşünecek ülkenin bir diğer yarısı başka türlü düşünecek. Bu konuya sizin yaklaşımınız nedir? Çünkü partiyle ilgili yaklaşımda da ciddi tartışmalar var. Şöyle Erdoğan Bey, aslında artık uzmanların konuşacağı safayı geçmiş bulunuyoruz. Çünkü oraya bir havaalanı yapıldı. Ee, uzmanlar e, oraya bir havaalanının, bu çapta bir havaalanının uygun olmadığını söylemişlerdi. Hem coğrafi açıdan hem havacılık açısından benim e, uzmanlık alanım olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim ama... Ee, bu ülkeye vergi veren bir vatandaş olarak e, ben Atatürk Havalimanı'nın e, yerinde durmasını ve ihtiyacı karşılayacak nitelikte bir havaalanının da uygun bir yere yapılması gerektiğini hep söyleye geldim. Yani İstanbul Havaalanı'nı niye yıktınız? Nedir yani amaç ne? Orada işleyen bir havaalanı var. Dediniz ki yükümüzü kaldırmıyor. Anladım güzel. İstanbul büyük bir metropol, güzel dünyanın kalbi, dünyanın gözü, her şey güzel. Yetmiyor güzel. Yetmedi Sabiha Gökçen yapıldı. Yetmedi bir üçüncüsü yapılabilirdi. Burayı tamamen yok edip bir başka yere daha büyük bir yaptığınız yaptığınızda bir süre sonra orası da yetmeyecek ve trafiği yine de perişan edecek. Bizim önerimiz buydu. Bu aşamayı maalesef geçti. geçtik. Yani milletin parası. Burada çarçur edildi. Büyük bir havalanı yapıldı. İşte ben de az önce oraya indim, geliyorum. Ama metrosu olmayan, ulaşımla ilgili çok ciddi sorunları olan ve İstanbul'a da yakışmayan ulaşım açısından bir konumda bir havalanı oldu. Buraya kadar artık bunlar yapacak bir şey yok. Bundan sonra ne yapılacağına bakmamız lazımdı. Atatürk Havalimanı ne olacak? Atatürk Havalimanı'nı madem orayı yaptınız yine muhafaza edin, yine orayı kullanalım diye konuştuk, uğraştık. Ama bir de baktık ki e, önce oraya bir hastane inşa ettiler. E, hemen yani prefabrik tarzda pandemiyle ilgili bir hastane inşa ettiler. Burada... E, şu, hastanenin, Atatürk Havalimanı'nın neresine inşa edildiği bize aslında çok ciddi ipuçları verdi Erdoğan Bey. Yani koskoca Atatürk Havalimanı'nın herhangi bir yerine bir prefabrik hastane inşa edilebilecek iken en mühim pisti kırılarak oraya hastane inşa edildi. Yani insanlara şu mesaj verdi. Bakın biz hastane yapıyoruz. Pandemi var. İnsanlar ölüyor. Burası boş alan. Acil bir şey yapmak zorundaydık dediler ve pisti kırdılar. Halbuki pist kırılmadan çok daha güzel hastaneler yapılabilirdi oralara ee, ve milletin e, tansiyonunu düşürmek üzere buna hastaneyle başvurdular ve iki tane pistimiz orada maalesef kırıldı gitti. Şimdi döndüler millet bahçesi yapacağız diyorlar. Ee, yani evet yani Türkiye'nin bahçelere çok ihtiyacı var. Türkiye'nin e, gerçekten yeşile ihtiyacı var. Ancak ancak İstanbul'a ihanet ettik diyen biz değiliz. İstanbul'a bu binaları dikenlere küstüm, incindim, gücendim diyen şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı. Ankara'yı parsel parsel sattınız diyen yine biz değiliz. AKP'nin neredeyse ikinci sıradaki insanı Bülent Arınç kime diyor bunu? Kendi partisinin belediye başkanına. Bunun gibi yüzlerce örneği sıralayabiliriz ancak en üstteki iki kişinin söylediği bu cümleler bile AKP'nin ranta nasıl baktığını bize gösteriyor. Rant kötü bir şey değil. Eğer bu rantı milletin yararına uygularsanız o zaman bu işten millet karlı çıkar. Ama siz rantı, parayı alıp da birilerine doğru kanalize ederseniz bundan AK Parti de zarar eder, CHP'li de, MHP'li de, HDP'li de. O yüzden buradaki rantın ee, nereye aktarılacağı önemliydi bu işlerde? Şimdi burada herkes e, AK Parti'ye e, bu nedenlerden dolayı güvenini yitirmiş durumda. Yani diyorlar ki açık ve net bir şekilde burası ranta açılmadan bir önceki duraktır millet bahçesi. Ranta açılmadan bir önceki duraktır. Niye böyle söylüyorlar biliyor musunuz? AK Parti'nin yaptıklarına bakalım. Şehir hastaneleri yaptılar. Çok tartışırız, konumuz değil. Stadyumlar yaptılar. Çok tartışırız, konumuz değil. Ama ne yaptılar? Şehir hastanelerinin tamamını neredeyse dağların başına yaptılar. Bakın, neredeyse dağların başına yaptılar. Şehirden uzak yerlere. Adı şehir hastanesi ama hepsi şehir dışında. Ve devlet hastanelerinin o şehirdeki arazileri en değerli arazilerdi. Bey. En değerli şehrin göbeğindeki ara. Herkes kendi hastanesini düşünsün. Kendi ilindeki ilçesindeki devlet hastanesini düşünsün. Oraları yıkıp Tokyo'ya verdiler ve muazzam e, binalar yaptılar. Aynı şekilde stadyumlar hepsi şehrin içinde kalmıştı. Onları da Tokyo'ya verdiler ve sözümana e, buralar e, millet bahçesi olacaktı. Milletin güveni kalmadı. Son örneğimi şöyle vereyim. Mersin'de Tevfik Sırı Gür Stadyumu vardır. Mersin'le özdeşleşmiştir Tevfik Sırrı'nın adı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu da e, gerçekten e, bir semboldü. E, yeni bir stadyum yapıldı. Güzel elinize sağlık, güzel stadyum yaptınız. Stadyumun şehir dışında olmasına itirazım yok. Onu söyleyeyim. Hastanenin var da stadyum şehir dışında olabilir. Acil bir şey değildir çünkü. Onun yerini de isterseniz tabii ki ranta çevirebilirsiniz ama rant halka gelirse. Ona bir itirazım yok ama Tayyip Erdoğan seçim gezisinde... Mersin'e geldi ve burası millet bahçesi olacak dedi. Ve seçimden sonra dozerler bir girdi, burası Tokyeli ile inşaat alanına çevireceklerdi. Biz etten duvar ördük, ne yaptık ettik zorla istemediğimiz halde millet bahçesi yaptırdık zorla. Şimdi herkesin eli yüreğinde, tam denizin kıyısında. Ne zaman burası ranta açılacak diye bekliyor. Ne zaman açılacak? Ama millet bahçesi ki bir önceki e seçimin vaatlerindendi. Evet. Yapılıp yeşillendirmişse neyse bir parkın geri. Daha sonra binalar dikilmiş bir yer var mı Türkiye'de? Şimdi bakın AK Parti'nin yeşil alan yapacağım diyerek ihanet ettiği en büyük kent İstanbul'dur. En büyük kent. Bu nedenle AK Parti'nin beton dikmediği bir tek yer var mıdır diye ben size sorayım. Ama yani millet, bahçeler, millet bahçelerinin buradaki e, geçmişi çok daha yenidir. Seçim vaadi yerine gelmiştir ama biz bir bütüncül yaklaşımla baktığımız zaman AK Parti'nin stadyumun yerine ne yaptığını, hastanenin yerine ne yaptığını, yeşil alanlara ne yaptığını, İstanbul nasıl katlettiğini gördükten sonra artık güvenimiz kalmadı. Millet olarak güvenimiz kalmadı. Bu nedenle de e, birinci rauntta İstanbul kaybetti. Atatürk Havalimanı yok edildi. Bakın burada e, yani e, Atatürk adının tartışmaya açıldığı çok alanlar oldu. Ben açmayacağım. Atatürk'ün adını tartışmaya açmanın da bir gereği yok. Çünkü bunların yani e, konuşulmasına doğru bulmam. Çünkü Atatürk bir dünya lideridir. Ne yaparsanız yapın adını oradan silersiniz. Yüreğimizden silemezsiniz. Hiç önemli değil. Oraya girmeyeceğim ama. Tamam ilk bir, için lütfen. Birinci roundda İstanbul halkı bir havalimanı kaybetti. Ve bu havalimanı dünyanın ilk 10 havalimanından birisiydi. 10 havalimanından birisiydi. Ta bunun Osmanlı döneminde e, den bu, bu yana geliyordu.